XCam içerisinde ekranda görüntülenen parçanın takım yollarını sırasıyla türeteceğiz. Bu işlemle ilgili ilk olarak yapmamız gereken seçenek Start butonundan Manufacturing yani CAM modülüne ulaşmak olacak. CAM modülüne geçiş yapmanızla birlikte ortamda CAM içerisinde kullanabileceğiniz araç çubuğu ve komutlar yer almakta. Açılan pencerede 3 eksen bir işlem yapacağım için Mil Kontur şablonu dosyasını seçip pencereyi onaylıyorum. Komutların ve araç çubuklarının yanı sıra ortamda etkili olarak kullanacağımız Operation Navigator penceresi de yer almakta. Bu pencere üzerinde işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. CAM yapmaya başlamadan önce datanın güvenilirliğini incelemek amacıyla analiz menüsünde yer alan Examine Geometry komutuna giriş yapıyoruz. Bu komut ile seçmiş olduğum parçanın belirtilen konularda analizi gerçekleştirilecek. Examine Geometry seçeneğini işaretlemenle birlikte PEST ifadeleri yapılan analizlerden, sınavlardan parçanın geçtiğini söylemekte. Eğer herhangi bir sorun olsaydı bu bölümde Highlight Results seçeneğini görecektik. Close diyerek analizi sonlandırıyorum. Bir sonraki işlem NX'in CAM içerisinde kent fonksiyonlarından blok komutunu kullanarak parçamızın kütüğünü oluşturmak olacak. Bu işlemle alakalı olarak geometri araç çubuğunda yer alan çek çıkar menüden blok komutuna ulaşıyoruz. Komutun uygulanabilmesi için öncelikle VCSM'in Z yönünün doğru olarak tanımlanması gerekiyor. VCS'in Z yönünü parçanın işleme yönüne çevirdim. Bir sonraki işlemim Two Points and Hide yöntemiyle parçanın diagonal noktalarını, çapraz noktalarını taban yüzeyinden seçiyorum ve Z yüksekliğini de 60 mm olarak tanımlıyorum. Parçamız ve kütüğümüz oluşturuldu. Bu işlemin ardından operasyon aracında yer alan Geometry View bölümüne giriş yapıyorum. CAM yaparken ilk yapacağımız işlemlerden bir tanesi MCSM yani parçanın sıfırını, tezgah sıfırını tanımlamak olacak. Bu işlemle alakalı olarak MCSM seçeneğini çift tıklayarak Mil Orient penceresini aktif hale getiriyoruz. Mil Orient'te Specify MCS bölümünde makine koordinat sistemini belirlerken parçanın düzlemsel olan üst düzeyini seçmemle birlikte MCS'nin yani tezgah sıfırının yüzeyin tam ortasına geldiğini görebiliyorum. Herhangi bir değişiklik istenirse CSS diyalog bölümünden dinamik yöntemi kullanılarak yönlerde değişiklik yapılabilir. NX takım yollarını türetirken tamamen bu iş sıfırını MCSM ile tanımlayacak ve tüm takım yollarını bunun üzerinden türetecektir. Ekranda görmüş olduğunuz bir diğer eksen takımı olan VCS takım yollarını oluşturulmakta dikkate alınmayan bir eksen takımıdır. Ancak öngörünümlerin verilmesi veya cut level dediğimiz kesme seviyelerinin doğru olarak belirlenmesinde etkili olacağı için VCS'in bu köşe noktasında X yönünün bu yönün tersi olacağı şekilde parçanın köşesine konumlandırdım. MCSM parça sıfırımız belirlendi. Mil Orient penceresini onaylamadan önce bu bölüm içerisinde karşımıza çıkan etkili bir diğer seçenek
ona gerçekleştirmemiz gereken bir diğer işlem Clearance bölümünde yer alan tanımlama. Buradan güvenlik düzlemi, geçişlerde kullanılacak güvenlik düzlemini belirleyebiliyorsunuz. NX Cam varsayılan olarak otomatik plane yönteminin kendisini seçerek 10 mm'lik bir yükseklikten XY düzlemine göre MCS'in bulunduğu noktadan 10 mm'lik bir yükseklikte geçeceğini gerçekleştirecektir. Herhangi bir değer tanımlanabilir. Cam yaparken takım yolları türetirken ilk yapacağımız işlemlerden biri MCS-MIL ve Clearance Plane'in tanımlanması olacak. Bu işlemi takip eden diğer seçeneğimiz hemen operasyon ağacı üzerinde yer alan Workpiece seçeneği, Workpiece ifadesi. Bu bölümden parçamızı Specify Part bölümünden belirleyebiliyoruz. Specify Blank'ten ise kütüğümüzü tanıtabiliyoruz. Herhangi bir bağlama operatörümüz varsa bunu da yine Specify Check bölümünden tanıtabilirim. Bu işlemin ardından Workpiece'e sağ tuş yaparak açılan listeden Hide seçeneğiyle parçamızın kütüğünü kaydedebiliriz. Böylelikle ortamda sadece parça geometrimiz kalacaktır.